Merhaba arkadaşlar. Hukuk başlangıcı dersinin ikincisinde sizlerle birlikteyiz. İlk dersin sonunda bu program için hukuk nedir sorusuna giriş yapacağımızı söylemiştim. İşin doğrusu biraz acele çekmişim programı. Bir dizi içerisinde nelerden bahsedeceğim üzerinde fazlaca kafa yormamışım. Biraz baktıktan sonra fark ettim ki çok önemli bir sorunun cevabını vermemişiz, atlamışız. O da öğrencilerimizin ilk derslerde mutlaka sorduğu bir sorudur. Ders kitabımız ne sorusu. Ders kitabı ifadesi zaten beni biraz rahatsız ediyor. Mesafeliyim buna. Ders kitapları hakkında, bu kitapların bize ne yaptığı hakkında, eğitimde bu tarz kitapların kullanılması hakkında, şimdi değil ama başka bir dizide, belki eğitim üzerine çekmeyi düşündüğüm dizide konuşmak isterim. Ben bu programda, hukuk başlangıcı dersinde, şimdiye kadar vermiş olduğum derslerde neler okuttuğumu anlatmak istiyorum. E, Derste bu kavramından uzak olduğumu söyledim ama e, herhalde hukuk başlangıcı dersi bir e, hukuk başlangıcı ya da hukuka giriş isimli e, ders kitabı okuttuğum tek dersdir. E, ama bunun yanında böyle e, soru zaten ders kitabımız ne sorusu sanki bir tane kitap okunacakmış gibi tek bir kitap okunması gerekiyormuş gibi e, benim derslerimde bir süredir 4-5 yıldır ders kitabı değil kitaplar var. Bir süredir dedim çünkü ilk başlarda ben de kendi büyüklerimden gördüğüm veyahut da hukuk fakültesinde öğrenciyken gördüğüm şekilde öğrencilerimi kitaplara yönlendiriyor idim. Ya da tek bir ders kitabına yönlendiriyor idim. Nedir bu? İşte zaman zaman Vejde Aral'ın hukuk ve hukuk bilimi üzerine kitabı olmuştur. Bir dönem Kemal Gözler'in hukuka giriş kitabı olmuştur. Dediğim gibi işte tek bir kitap ...belirleniyor ve işte haftalarda o kitapların belli bölümlerinden öğrencilerimiz sorumlu tutuluyor... ...ve o haftalarda, ilgili haftalarda o konular üzerine konuşuyoruz, dersi bu şekilde işliyoruz. Ee, anlatmayı sevdiğim bir hikaye var. Ee, öğrencilerimin pek çoğu benden dinlemişlerdir. Bu vesileyle e, sizin de e, dinlemenizi isterim. Çok yakın bir arkadaşım, o da e, bu sene ders veremeyecek. E, geçen sene ikinci dönemde ders veremedi... Gökhan Yavuz Demir, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. İşte ilk biz onunla tanıştıktan sonra benim hangi konularla ilgilendiğimi biliyor, yakın konularla çalışıyor idik. Birkaç defa beni üniversiteye çağırdı, Uludağ Üniversitesi'nde Kendi öğrencilerine gerek dersi davet etmek şeklinde, gerekse konferansa davet etmek üzere. Öğrenciler harika, Uludağ Üniversitesi öğrencileri harika. Gökhan'ın öğrencileri harika. Çok fazla okumuşlar, anlattığımız konulara çok ilgililer, çok enteresan sorular soruyorlar. Gökhan bizim kendi fakültemizde okutmaya cesaret edemediğimiz doktora ya da yüksek lisans tez çalışmalarımızı, kitap olarak basılmış kitapları öğrencilerine tavsiye etmiş. Biz niye cesaret edememişiz? Çünkü ağır geleceğini düşünmüşüz mesela. Ama zaten kafamızda öğrencilerimizin bize sorduğu o ders kitabımız nedir? E, sorusundaki şablon var. Yani bir tane ders kitabı olur, o da okutulur. O da geleneksel olarak yazılmış. Hukukun temel kavramları, hukuka giriş, e, Vejde Hoca'nın e, kitabının isminde olduğu gibi hukuk ve hukuk bilimi üzerine gibi bir kitap olur. Bunun dışında başka bir şey düşünmüyoruz. Birkaç defa Uludağ Üniversitesi'ne sosyoloji bölümüne gidip gel geldikten ve Gökhan'ın öğrencilerini gördükten sonra Gökhan'a sorma ihtiyacı hissettim. Dedim, bu öğrenciler nasıl bu hale geldiler? Çok parlaklar, ee, zehir gibiler. Çok okuyorlar. Çok ilgililer. Bu iş nasıl oluyor? Sen neler okutuyorsun? Bizim kitaplarımızın yanında başka neler okuttun? Ee, bunları sordum. Gökhan'ın anlattığı şey yani kendi dersini nasıl işlediği veyahut da kendi dersinde nelerden sorumlu tuttuğuna ilişkin anlattığı şey ilk önce çok garip geldi. Yapılamaz bir şeymiş gibi geldi. Cesaret edemedim. Ne yapıyordu Gökhan? Sene başında sınıfa giriyor imiş. Öyle anlattı. Tahtaya 6 tane bazen 8 tane kitap ismi yazıyor. Bunların içerisinde ya da bunlara ilave eden 2 tane de mutlaka roman oluyor. Bu kitaplar anlatacağı konuyla ilgili kitaplar, anlatacağı derse ilgili kitaplar ama çoğunca Gökhan'ın okumadığı kitaplar. Bu da garip. Ee, okumadığı kitaplardan sorumlu tutuyor. E dedik yani nasıl yapıyorsun Gökhan nasıl olabilir böyle bir şey? E dedi yani her sene aynı şeyleri anlatacak değilim. Benim kendimi geliştirmem lazım. O konuda benim merak ettiğim kitapları e, o sene öğrencilerle birlikte okuyacağız. İlk başta çok e, aklımız kesmedi işin doğrusu, ama sonra yavaş yavaş. Ha, bir de şu var, hani biz bir kitabı öğrencilerimize okutmakta bazen zorlanıyoruz, zorlanıyoruz. Öğrencilerimiz kitabın fazla geldiğini, ağır geldiğini, zor geldiğini söyleyebiliyor. Bir de üstüne biz 6 tane kitap okuyacağız, 4 tane kitap okuyacağız. Mümkün değilmiş gibi e, geliyordu. Sonra zamanla Gökhan'ın öğrencilerinin o halini gördükten ve gıpta ettikten sonra bizim öğrencilerimizin nesi eksik, neden onlar da bu kadar kitap okumasınlar, neden onlar da bu kadar zekice sorular sormasınlar, neden onların ufku da açılmasın ee, dedikten sonra yavaş yavaş derste okuttuğum kitapları çeşitlendirdim ve e, sayısını arttırdım. Ben sayısını arttırdıkça bekliyorum ki sınıftan bir e, böyle isyan çıkacak ee, olmadı. Her sene başında bir sene iki kitaba çıktı, öbür sene dört kitaba çıktı, sonra altı kitaba çıktı, sonra sekiz kitaba çıktı. Ee, ve öğrencilerimiz isyan etmediler. Daha enteresan bir tutum geliştirdiler. Öğrencilerimizin pek çoğu, diğer seçimlik dersler de dahil olmak üzere, bu tip çok fazla kitap okutan öğretim üyelerini tercih etme, en azından bir kısmı tercih etme yolunu seçtiler. Çünkü hani biz şöyle bir şey düşünüyorduk. Öğretim üyeleri öğrenciden şikayet etmeyi çok sever. Hani biz zaten biraz yaşlanmışızdır öğrenciler gençtir, genç nesil okumuyor, genç nesil ilgisiz, genç nesil sorumluluk sahibi değil filan. Böyle bir yaşlı havalarına ve hep gençleri suçlar, öğrencileri suçlar şekilde konuşmayı çok severler. Ama şunu gördüm. Eğer öğrencilerimizden daha fazla okumasını talep ediyorsak onlar okuyorlar ama başka bir şeye de bakıyorlar. Sadece sınıfa girip 10 kitap, 20 kitap ya da 5 kitap her neyse ismi yazmak yetmiyor. Öğretim üyesinin de aynı konuda okuma yapacağını bildikleri takdirde, onlarla birlikte öğreneceğini bildikleri takdirde, o kitaplara ve konuya öğretim üyesinin öğrencilerden istediği heyecanı bizzat kendisinin de duyduğunu gördükleri takdirde, demek ki bizim de aynı şekilde yapmamız lazım deyip, daha büyük bir hevesle o kitapları okumaya başlıyorlar bu bir İkincisi kitap derslerde roman okutmak ee, ilk başta garip geliyor derste hukuk fakültesindeki derste hukuk başlangıcı dersinde ya da benim verdiğim diğer e, adı ne olursa olsun hukuk felsefesi hukuk düşüncesi tarihi yorum teorisi adalet psikolojisi e, gibi derslerde ikide roman biri vizeye biri finale e, denk gelmek üzere ikide roman okutmaya başladım Öğrencilerimizin pek çoğunun e, o romanları okuduktan sonra gelip bizzat teşekkür ettiklerini çok iyi biliyorum. Gerek mesajda gerek yüz yüze herhangi bir not kaygısı falan olmadan e, söylemelerine gerek yoktu, kazanacakları hiçbir şey yoktu. Bazen birkaç yıl sonra o kitapları okumuş olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, çok şey kazandırdığını söylediler. Romanlardan bahsediyorum. Diğer kitaplar için de aynı şeyi söylediler. O zaman birinci tutumum kendi adıma tek bir kitap okutmamak birden fazla kitap okutmak ikincisi her derste mutlaka bir vizeye bir de finale denk gelecek şekilde iki tane kitap okutmak şeklinde oldu. Bunu bu şekilde burada işte kamuya açık şekilde anlatmamın nedenlerinden birisi de ben Gökhan'ın nasıl ders hissediğini gördükten sonra nasıl daha fazla kitap okutmaya verdiğim ders ve okuma listesi üzerinde daha fazla düşünme ihtiyacı hissettiysem belki meslektaşlarım da bunu gördükten sonra kendileri de aynı şeyi deneyebilirler diye düşünüyorum. Ama şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Ee, eğer öğrenci arkadaşlarımız öğretim üyelerinde e, okumaya ve araştırmaya yönelik aynı heyecanı hissetmezlerse onlar da bunu sadece bir külfet olarak algılayacaklardır. Çünkü ben de Gökhan gibi Henüz okumadığım kitapları tavsiye ettim. Bu arada bir parantez açalım. Evet okumadığı kitap nasıl tavsiye edebilir? Bazen hata yaptım. Hatadan kastım şu. Bu kitabı okumasa mıydık acaba dediğim birkaç tane kitap oldu. Ee, ama e, bunu öğrencilerle birlikte öğrenmek güzel bir şeydi. Genel itibariyle okumadan tavsiye etmiş olsam bile hatalı kararlar vermediğimizi gördük. Neden? Ee, Bayard'ın e, okumadığımız kitaplar hakkında nasıl konuşuruz isimli bir kitabı var. Biz okuduk da arkasından. E, entelektüel dünyada e, biraz işte kitap okumuş olan insanlar şunu iyi bilirler, bütün kitapları okumamış bile olsalar hangi kitapların iyi olduğunu, hangi kitapların önemli olduğunu, hangi kitapların okunması gerektiğini az buçuk bilirsiniz. Dolayısıyla e, okumadan kitap tavsiye etmekte çok büyük, çok garip bir e, yön yok. Bir de meselenin şu yönü var, e, öğretim üyesi olarak evet, mesaimizin dışında elimizden geldiğince araştırma yapmaya kitap okumaya çalışıyoruz ama dersler için ayırdığımız vakit okuduğumuz kağıtları da dikkate aldığımızda en azından istediğimiz kadar kitap okumamıza izin vermiyor Evet öğrencilerimizle birlikte öğrendiğimiz bir süreç ama hukuk başlangıcı bir süre sonra hukuk başlangıç kitapları biraz oturur gibi olduğu işin doğrusu bu ee, Şimdi hukuk başlangıcı dersi dediğimizde böyle enteresan bir derstir. İçerinin ne olduğu çok fazla bilinmez. İki, i̇ki büyük gelenekten bahsedebiliriz hukuk fakültelerinde hukuk başlangıcı dersinin verilmesine yönelik bir tam hukukçuların verdiği hukuk başlangıcı dersleri bir de özel hukukçuların verdiği hukuk başlangıcı dersi. Mesela özel hukukçuların verdiği hukuk başlangıcı için Turgut Akın Türk bir çok bilinen bir efsane haline gelmiştir. Aynı zamanda açık öğretim fakültesinde ders vermiş olması nedeniyle de pek çok insan hukukla ilişkisini Turgut Hoca üzerinden kurmuştu. Turgut Hoca bir medeni hukukçuydu. Diğer medeni hukukçular gibi esasında bu gelenek yani özel hukukçuların vermiş olduğu hukuk başlangıcı geleneği bir tür özel hukuka giriş içeriği sunarlar. Medeni hukukun ilk kısımlarında anlatılan konulardan çok da farklı değildir. Bir parantez açmış olalım. Bu arada hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında ilk haftalarda neredeyse bütün öğretim üyeleri aynı şeyleri anlatırlar. Aynı şeyleri anlatmak biraz da zorundadırlar. Çünkü karşılarındaki öğrencinin hukuk adına hiçbir şey bilmediğinin farkındadırlar. E Bu durumda bir giriş yapmak gerekir. Dolayısıyla her öğretim üyesi kendince hukuk nedir? Hukukun diğer toplumsal davranış kurallarıyla ilişkisi nedir? Hak nedir? Hukukun bölümlenmesi nasıl yapılabilir, dalları nelerdir gibi konuları mutlaka anlatmak isterler ve anlatırlar. Dolayısıyla bu özel hukukçu geleneği, hukuk başlangıcını veren öğretim üyelerinden bahsediyorum. Özel hukukçu gelenek bir medeni hukuk giriş dersinde tasarlarlar dersi. Bir de kamu hukukçularının verdiği ders var. Kamu hukukçuları da özel hukukçularının çizmiş olduğu Sınırları çok fazla zorlamazlar sadece mümkün olduğunca içine bu bu programın bu taslağın içerisine kamu hukukuna ilişkin daha fazla bilgi koymaya çalışırlar. Sonuçta elimizde özel hukuka ağırlıklı olarak giriş dersi kalır ama şöyle de bir acayiplik vardır. Şimdi her öğretim üyesi zaten ilk haftalarda 3 aşağı 5 yukarı genel olarak aynı şeyleri söylediği için ilk birkaç hafta. Mesela bizim hukuk başlangıcı dersinde geleneksel olarak anlatıldığı şekliyle son haftalarda anlattığımız konular medeni hukukta veya anayasa hukukunda ilk haftalarda çoktan anlatılmış olur. Bir de hukuk felsefecilerinin verdiği hukuk başlangıcı dersleri var. Ben de biraz daha o gelenekten geliyorum. Kim zaman hukuk başlangıcının o zorunlu olduğunu hissettiğimiz özel hukukla ilişkili ya da pozitif hukukla ilişkin kısımlarını da anlatarak biz de mümkün olduğunca e, hukuki kavramlara felsefi yaklaşımı e, sunmaya çalışırız. Biraz hukuk felsefesinin konsantre hali diyebileceğimiz, e, kısaltılmış hali diye hali diyebileceğimiz bir e, ders anlatmış oluruz. Dediğim gibi ben tek bir ders kitabını izlemedim, tek bir ders kitabı önermedim, farklı ders farklı kitaplar önerdim. E, dersteki yükümlüğün bu olması gerektiğini söyledim. Bunu e, söylerken de derse anlatacağım konulara ilişkin kitaplar belirlemeye çalıştım. Hukuk başlangıcında da anlatılır. E, hukuk nedir gibi bir soruya mutlaka hukukla ilişki o güne kadar ilişki kurmayan öğrenci için bir giriş yapmak lazım ama. İşte hukuk nedir sorusunun cevaplarken verdiğimiz bazı kritik cevaplar var. Mesela hukuk ve devletin ilişkisine dair ya da devletin ne olduğuna dair ee, devletin ne olduğuna dair kaba taslak bir düşüncemiz olmadan ne hukuk başlangıcı dersini ne de diğer e, pozitif hukuk dersini çok iyi anlamak mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Dolayısıyla hukuk başlangıcı dersinde e, uzun süredir devlet teorisine veya devlete e, ciddi yer ayırıyorum. Devlet teorisi. Adı altında da bir ders var ya genel kamu hukukunun bir parçası olarak veya da devlet teorisi olarak bazen ikinci bazen dördüncü sınıflarda çeşitli hukuk fakültelerinde verilen bir ders. Hem ona hazırlık olması açısından hem de birinci sınıfta e, devlet kavramıyla yakından e, tanışmış, olması, tanışmış olması öğrencilerin iyi olduğunu düşündüğüm için devlete ayrı bir yer ayırıyorum. Peki bu ayırdığım ayrı yerde hangi e, kitapları okuttum? Mesela e, şöyle göstereyim. Pogi'nin, Gianfranco Pogi'nin Devlet Doğası Gelişimi ve Geleceği Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış e, kitabını okutmuştum. İşin doğrusu öğrencilerimiz biraz e, zorlanmışlardı kitabı okurken. Ama bu zorlanma zorlanmama kitabın ağır gelmesi meselesine de kısaca değinmek istiyorum. Öğrencilerimiz zaman zaman işte basitçe e, kendisine basitleştirilmiş şekilde konuların sunulmasını istiyorlar. Ben Buna saygı göstermenin, bu talebe saygı göstermenin esasında öğrencilerimize çok büyük haksızlık yapmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Çünkü elimizde eğer devlet hakkında yazılmış güzel bir kitap varsa onu basitleştirmenin hiçbir anlamı yok. Ee, neden öğrencilerimiz bunu öğrencilerimizin bunu anlayamayacağını düşünelim ki? Bu bir. İkincisi eğer üniversitede aldıkları dersler derslerin öğrencilerimize mesafe kat ettireceğini düşünüyor isek, onları geliştireceğini, daha derin bakmalarını olaylara, kurumlara, tarihe daha derin bakmalarını sağlayacağını düşünüyorsak bunu basitleştirilmiş kitaplarla yapmamız mümkün değil. Gerçek kitaplarla, ağır kitaplarla yapabiliriz ancak. Dediğim gibi her sene aynı kitapları okutmadım elimden geldiğince. Hem kendimi geliştirmek, hem yeni kitaplar okuyabilmek, öğrencilerimle birlikte öğrenebilmek, aynı şeyleri tartışabilmek için farklı kitaplar da okuttum. Devlet konusunda okuttuğum kitaplardan bir tanesi de Abdurrahman Saygılı'nın e, kitabı zannediyorum bir sonraki e, baskıda Kutsallık ile Rasyonellik Sarkacı'nda Devlet İdi Değişmiş Olabilir ismi. Bendeki baskı e, ilk baskısı olması lazım. E, bu kitabı öğrencilerimiz çok daha fazla sevdiler. E, hem dili çok hoşlarına gitti hem de meseleyi ele alış tarzı biraz daha tarihsel e, açıdan da ele almış olması daha kolay e, okunur, ol, okunur kılmıştı kitabı. Muhtemelen bu sene ders veriyor olsaydım yine Abdurrahman Saygın'ın kitabını okutacak idim. Başka ne anlatıyorum? Mesela demokrasi konusuna da girmek gerektiğini düşünüyorum. Birinci sınıfta. Gerçi anayasa dersinde de buna bir miktar değiniyor. Ben de kısa bir metin bulmuştum. Baskısı yok şu anda. Zannediyorum Liberty yayınlarından çıkmıştı. Şimdi kitaplarım çok dağınık olduğu için bulamadım. 50 soruda gibi bir şeydi. 50 ya da 100 soruda... E, ...demokrasi gibi bir başlığı vardı. O kitabı öğrencilerimize tavsiye ediyordum ve... ...defalarca okumalarını istiyordum kitabı. Aradan bir soru soracağım, o sorulardan bir tanesi soracağım ve cevap vermenizi istiyorum diyordum. E, kitap... ...liberal demokrasiyi anlatıyor. Eleştirel hiçbir tarafı yok. E, teorik olarak hiç e, bir... ...farklı yaklaşım sunduğu yok. Ama işin abc'si olması açısından demokrasi dediğimizde hangi kavramları e, bilmemiz lazım hangi uygulamaların demokratik sayıldığını düşünmemiz lazım sorusuna cevap vermesi açısından e, önemli e, birinci sınıf öğrencisinin bunu e, bunun üzerinde daha fazla durması gerektiğini düşündüğüm için hukuk başlangıcında ondan da e, bahsediyorum ve kitap olarak ayrıca bir kitap tavsiye ediyorum e, her ne kadar hukuk felsefesi geleneğinden gelsem de yine de diğer öğretim üyelerinin hukuk başlangıcı dersinden bekledikleri bazı sonuçlar var. Onları da karşılamadan edemedim hiçbir zaman. Dolayısıyla bir hukuk sistemine ilişkin de daha doğrusu hali hazırdaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk sistemine ilişkin de bazı bilgiler vermek gerektiğini düşündüm. Son yıllarda yararlandığım kitap Kemal Gözler'in Hukuka Giriş Kitabı'ydı onun büyük bir kısmından öğrencilerimiz sorumlu tuttum. Dolayısıyla bir kitapta ders kitabı demeyelim ama bir kitapta okuma yükünde o yer aldı. Bir de biz mesela hukukçular adalet dağıtacağımızı düşünerek hukuk fakültesinden mezun oluruz. Ben bir dönem bir buçuk yıl kadar adalet akademisinde hakim ve savcı adaylarına hukuk metodolojisi dersleri vermiştim. Orada her ne kadar hukuk metodolojisinin asli konusu olmasa da... ...meseleyi bir şekilde adalet sorununa da getirmenin gerektiğini düşünüyordum. ya da Hatta ilk başta e, oradan başlayarak devam ediyor idik. E, oradaki hakim adaylarına artık bakın öğrencilerden bahsetmiyoruz. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş. Ve üç ay, belki altı ay, belki bir yıl sonra... E, ...kürsüye geçerek e, veyahut hatta göreve başlayarak... ...adalet dağıtacağını düşünen insanlarla e, muhatabız. E, ve onlara e, ilk soru olarak... ...bir yargı kararının ne zaman doğru olduğunu... E, ...soruyor idim. E, genelde aldığım cevap... ...bir yargı kararı adil ise doğrudur... E, ...cevabı olurdu. Evet benim için e, iyi bir cevap... ...esasında üzerine gitmek için. E, öğrencilerime... ...hep şunu sordum muhataplarıma... ...hakim savcı adaylarına. Peki adalet ne? Peki adalet hakkında... ...ne okudunuz? Çok garip bir... E, ...durumla karşılaştım. Eee... Adalet hakkında neredeyse tek bir kitap okumadıklarını fark ettim. Adalet hakkında hiç düşünmek zorunda kalmadıklarını fark ettim. 4 yıllık bir hukuk fakültesi eğitimi sonunda adaleti sadece bir dersin iki haftasında işlediklerini mesela söylüyorlar ama akıllarında da neredeyse hiçbir şey kalmamış. Bunu çok büyük bir eksiklik olduğunu hissettiğimden beri vermiş olduğum iki derste birisi hukuk başlangıcı diğeri hukuk felsefesi dersinde adalet konusuna değinen adaletle ilgili, ahlak felsefesiyle ilgili kitapları mutlaka okutmak e, istedim ve okuttum, tavsiye ettim. Birinci sınıf açısından, birinci sınıf öğrenciler açısından Michael Sandel'ın adalet kitabının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, burada da e, böyle çok farklı adalet teorilerinden falan bahsedilmiyor. Ama yine de öne çıkmış bazı adalet teorileri tartışma konusu yapılıyor. Asıl olarak da çok hayati adaletle ilgili sorular e, soruluyor. Ve biz sınıfta öğrencilerimizle tartışma grupları oluşturarak işte 100 kişi varsa 5'er kişi bir araya geliyor, 20 tane tartışma grubu oluşuyor, ortaya bir soru atıyoruz, 15 dakika süre veriyoruz, 15 dakika içerisinde kendi aralarında o ortaya attığımız tartışma konusu hakkında bir karara varmalarını istiyoruz. Her grubun bir sözcüsü belirleniyor. Sonra hızlı bir şekilde her sözcüden ulaştıkları kararı alıp tahtaya yazıp ee, ve o konu üzerinde derleyici toparlayıcı bir şeyler konuştuktan sonra e, tartışmamıza devam ediyorduk ya da dersimize devam ediyorduk. E, öğrencilerden gelen e, tepki çok iyiydi. Hani e, Bu konular üzerinde birebir arkadaşlarıyla kendi yaşıtlarıyla tartışma yapmanın onlara çok şey kazandırdığını söylemişlerdi. Hem kitabın içeriği hem kitabın ortaya attığı sorular hem de bu şekilde bir tartışma yapılması e, birinci sınıf öğrencilerine çok şey e, katıyor idi. Ee, tabii burada böyle bir şey yapma şansımız yok. Dolayısıyla sadece Adalet Kitabı'ndan e, e, zannediyorum son 3 haftaya, son 3 programı ayırdım bu e, başlangıcı dersleri dizisinde. Son 3 programda Adalet Kitabı'nı temel alarak, Sandal'ın Adalet Kitabı'nı temel alarak bazı önemli noktaların altını çizmeye çalışacağım. Onları e, dile getirmeye çalışacağım. Son olarak... E, Romanlardan bahsettim. Ama romandan önce şimdiye kadar hiç okutmadım. Çünkü ben e, ders veremez hale geldikten sonra yayınlanmış bir kitap. E, hukuk Nedir kitabından da bahsetmek istiyorum. Cemal Bari Akal'ın e, kitabı. E, bilmiyorum, emin değilim. Acaba bu kitabı okutur muydum, okutmaz mıydım? Ama hukuk başlangıcı dersinde, ama hukuk felsefesi dersinde mutlaka okuturdum. Hukuk Nedir sorusunu da işleyeceğimizi söylemişken e, Hukuk Nedir kitabından bahsetmeden geçemedim. Bu arada öğrencilerimizi, yani hukuk fakültesi öğrencilerine şunu tavsiye ederim: Hukukla ilgili herhangi bir kitap okumak için öğretim üyesinin tavsiyesini veya da zorun okunmasını beklemeyin arkadaşlar. Yani e, illa birisi sizi e, zorlayacak da öyle kitap okuyacak değilsiniz. E, kütüphanelerde ve kitapçılarda bol miktarda hukukla ilgili kitap var. Birileri sizi zorlamıyorsa bile gidin oradan okuyun ve hatta şunu söyleyebilirim. Asıl sizi geliştirecek kitaplar tüphanelerde ve kitapçılarda. Dolayısıyla bir işte hukuk nedir kitabı biri diyebilir ki çok ağır geldi. Biri diyebilir ki o hukuk felsefesi değil de genel kamu kitabı. Onu sonra oku, dördüncü sınıfta oku, şimdi anlamazsın. Bence hiç bu tip tavsiyeleri umursamayın. Eğer bir kitabın başlığı, içeriği, yazarı vesaire bir şekilde sizi kendine çağırmışsa, davette bulunmuşsa, gel beni oku demişse... Gidin o davete icabet edin ve kitabı okuyun. Ee, zor gelebilir, zor gelmesi iyidir. Zor bir kitabı okutmuş olmanız şu anlama geliyor. Daha fazla kitap okumak için sizi teşvik edecektir, kamçılayacaktır. Bugün bir kere okursunuz, sonra başka kitaplar okuduktan sonra başka bir zaman gelir o kitabı yeniden okursunuz. Ee, nitekim iyi kitaplar hiçbir zaman tek defa okunmamalıdırlar. Ee, i̇yi bir kitapsa eğer gerçekten kitap sizi birkaç defa okumaya zorlaması gerekir. Hemen kısaca romanlar hakkında da bir şeyler söyleyeyim. Hangi romanları okuttum? Hangi romanları okumanızı tavsiye ederim? Tabi bu ders listesi içerisinde romanlardan bahsetmeyeceğiz. Onlara ayırmayacağız ama hukukçular okusa güzel olur gibi bir dizi yapacak olursak burada orada kitaplar üzerinde konuşma imkanımız olur. İsmen hızlı bir şekilde geçerek bugünkü dersi bitireyim. Birisi Tahsin Yücel'in Gökdelen kitabı. Mesela ben bunu tavsiye ettiğimde Okumamıştım henüz ee, çok mutlu oldum okuduğum için öğrenciler de çok mutlu oldular çok sevdiler okuduğunuzda e, 2000 e, ilk baskısı ne zamandı 2007 ödülü aldı ama ilk baskısı 2006'da 2006'da yazılmış bir kitaba hayret edeceksiniz e, neden hayret ettiğinizi e, edeceğinizi söylemeyeyim en iyisi e, okuduğunuzda e, görün ama çok çarpıcı çok hoş bir kitap. Bir diğeri William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı. Sineklerin Tanrısı'nda bir grup çocuk adada mahsur kalıyorlar ve buradaki ilişkileri üzerine yazılmış kitap. Onu konu ediniyor. Neden hukuk başlangıcı dersinde okunmasını tavsiye ediyorum. Birincisi insan doğası hakkında bir tartışma yapma imkanı veriyor. İkincisi de iktidar ilişkilerinin nasıl ortaya çıktığına dair bir e, yine spekülasyon yapabileceğimiz bize alan e, sağlıyor. Çok ilgi çekici bir kitaptır. Çok e, okumuş bütün öğrenciler, öğrencilerimde neredeyse hepsinin çok memnun kaldığını söyleyebilirim. E, birinci sınıfta okutmayı e, zannediyorum hiç aksatmadığım e, kitabım George Orwell'in 1984'ü. 1984 her ne kadar zamanında sadece belli bir siyasal sisteme ve belli bir devlete karşı yazılmış olsa da bugün için bütün e, otoriter sistemlere ya da bütün güçlü iktidarlara yönelik e, bir tartışma e, ortamı yaratıyor. Zaman zaman gözleriniz açılarak, fal taşı gibi açılarak, şaşkınlıkla, zaman zaman hüzünle, bazen öfkeyle okuyacağınız bir kitap. Ama iktidarlardan gelecek baskıyı, baskıya hazırlanmak için ya da nasıl bir baskı altında olduğumuzu fark edebilmek için çok iyi bir araçtır. Edebiyatı araçlarla için edebiyat sever arkadaşlarım affesinler beni. Ve nihayet bu ders kapsamında değinmek istediğim son kitap Jose Saramago'nun Körlüğü. Körlük de bize hem ahlak hakkında yeniden düşünme imkanı sağlıyor. Hem de e, yine iktidarın ortaya çıkmasıyla ilgili e, spekülasyon yapma imkanı veriyor. Şu anda yanımda yok. Bir kopyası yok ama e, Steinbeck'in Gazap Üzümlerini de okuttuğumda pek çok arkadaşımın teşekkür ettiğini hatırlıyorum. Gazap Üzümleri kalın bir kitaptır mesela. E, ama e, çok zevkli, e, çok severek pek çok arkadaşım okumuştu. E, bir de Hani bunlara ilişkin bir e, böyle şu yüzden önemli falan gibi bir açıklama yapmaya çalıştım ama esasında o derslerde okuttuğum kitapların e, işte dersin konusuyla ilgili olması gibi bir koşul e, çoğunca aramadım. Evet 1984 çok çarpıcı ve iktidar vesaire onunla çok ilişkili e, ama onun dışında. Hiç e, ko, anlattığım dersin konusuyla ilgisi kurulamayacak e, ya da kurmakta çok zorlanacağımız kitaplar da okuttum. Bunu e, başka arkadaşlarım da yaptılar. E, hala zannediyorum yapıyorlar. E, edebiyata bu kadar mesafe e, koyduğumuz ve bu kadar uzak kaldığımız bir ortamda... üniversite ...en azından üniversitede öğretim üyelerinin edebiyatla ilişki kurulması için... E, Bulundukları pozisyonun icabıyla sahip oldukları yetkileri e, kullanabileceklerini düşünüyorum. Çok büyük şeyler değil. Bu kitabı okuduklarında bir 10 puanlık e, belki soru sorarak ve sadece kitap okumalarına yönelik... ...yani içinden bir yorum yapmalarını falan istemeden e, sadece kitabı okudu, okuyup okumadıklarını denetlemek üzere bir soru e, sordukları takdirde... E, ...güzel sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorum... Her ne kadar ilk başta bir ders için roman okumak çok böyle yakışıksız gibi gelse de bu vesileyle kitap okumuş olan öğrencilerimizin ne kadar mutlu olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Hatta şöyle garip durumlarla da karşılaştım. E, hocam işte ilk defa sizin sayenizde kitap okudum. Eee kimine hukuk başlangıcı değil başlangıcında değil de işte 3. 4. sınıfta denk gelmişim. Başka bir fakültede denk gelmişim. İlk defa bir roman okudum ve güzelmiş. Hakikaten çok güzelmiş. Yani teşekkür ederim. Bundan sonra da okuyacağım deyip daha sonra Yıllar sonra işte sizin sayenizde ya da o okuduğum kitap sayesinde kitap okuma alışkanlığı edindim diyen pek çok öğrenci arkadaşım oldu. Şimdi acayip bir işte üniversiteye hazırlık teokla birlikte başlayan bir dönem var. Öğrencilerimiz Türk edebiyatına dair maluma sahibiler. Yani Türk edebiyatındaki önemli yazarları biliyorlar. Türk edebiyatındaki o önemli yazarların önemli kitapların isimlerini de biliyorlar. Çünkü sınıfta soruyorum, evet diyorlar, bu isimleri biliyoruz. O kitapların hangi konuda olduğunu da biliyorlar. Özetlerini de ezberlemişler. Ama okudunuz mu diye sorduğum zaman hiçbirisi evet demiyor, diyemiyor. Bir öğretim üyesinin bu konuda inisiyatif alması görevi içerisinde midir, değil midir? Elbette bunun tartışması yapılabilir. Ama ben kendi adıma böyle bir e, görevim olduğunu düşünerek verdiğim bütün derslerde mutlaka her dönem iki kitap, biri bizi biri e, finale yönelik olmak üzere iki roman e, okuttum. Eğer bir gün tekrar ders verecek olursam e, belki daha fazla okuturum. Evet, e, bu sefer biraz uzun sürdü. E, artık hukuk nedir sorusuyla e, devam etmek üzere. E, gelecek programda görüşmek üzere. E, iyi günler diliyorum.